Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir gerçeğin peşinde programda birlikteyiz. Önceki videomuzu takip eden bazı izleyicilerim program adına geçen gerçek kavrama takılmışlar. İzninizle bununla ilgili küçük bir açıklama yapayım. Gerçek aslında felsefi bir kavram. Gerçek insan bilincinden bağımsız, somut ve nesnel olarak var olan her şey demek. Masa, sandalye, araba, insan, doların TL karşısındaki fiyatı vesaire tümü gerçektir. Ölçülebilir, tanımlanabilir ve gözlemlenebilir. Bir de hakikat diye bir kavram var. Hakikat ise bu gerçekliğin insan beynine yansıması ve kavramlara dönüştürülmesidir. Bu insandan insana, kültürden kültüre farklılık ve çeşitlilik gösterir. Bir nesne ya da durumu kavramlaştırdığınızda hakikatin alanına girersiniz. Bunu biraz örnekleyeyim. Örneğin kullandığınız bilgisayar bir gerçektir. Boyutlarını tanımlayabilir, ağırlığını söyleyebiliriz. Harcadığı enerjiyi ölçebiliriz. Rengini tanımlayabiliriz. Ama bu bilgisayarın insan ve toplum için ne ifade ettiği sorusu sorulduğunda hakikatin alanına girilir. Bu konuda binlerce farklı hakikat ortaya çıkar. Bir de yine felsefe içinde doğru ve yanlış diye bir kavram var tabii. Doğru, hakikatin yani kavramsallaştırmanın hem gerçeğe hem de mantık yasalarına uygun oluşunu ifade eder. Eğer hakikat hem gerçeğe uyumlu hem de mantıksal bir iç tutarlılığa sahipse bu doğru kabul edilir. Ancak hakikatimiz gerçekle uyumsuz ya da mantıksal bir tutarsızlık içeriyorsa buna da yanlış denir. Evet, biraz karışık kabul ediyorum. Elbette bunlar her felsefi kavram gibi tartışmaya açıklar. Ama en azından ben bu üç kavramı biraz önce anlattığım biçimde kullanıyorum. Birbirimizin dilini anlayalım diye söyledim bunları. Bu programın amacı size insandan bağımsız somut gerçeği sunabilmek. Başarabilir miyim bilmiyorum tabii ama size sunmaya çalıştığım bu gerçeğin hakikat ile doğru ve yanlış ile bağını kurmak tamamen sizin elinizde. O kısımla hiç ilgili değilim. Evet, bu küçük felsefe anekdotu burada bırakıp konumuza dönüyoruz. Bugün sizler için yakın tarihin hüzün veren bir konusunu anlatmaya çalışacağım. Evet, bir gerçek hikayemiz daha var. Bu hikayeden nasıl bir hakikat çıkarırsınız? Bu tamamen sizlere kalmış. Kendi gemimiz TCK Kocatepe'yi nasıl batırdık? Sizi tam 48 yıl öncesine götürmek istiyorum. Günümüzden 48 sene önce, 1974 yılının 21 Temmuz'unda Kıbrıs Savaşı bütün şiddetiyle devam ederken, kendi savaş uçaklarımız savaş bölgesine doğru yola çıkan TCK Kocatepe isimli muhribimizi bombalayarak koca muhribi batırmışlardı. Bu elim olay sırasında da 54 denizcimizi ne yazık ki kaybettik. Evet, bu sürece giden trajik hikaye anlatacağım size. TCK Kocatepe tam adıyla TCK Kocatepe D-354 gemisinden başlayalım. Gemi, ABD Deniz Kuvvetleri için 1945 yılında denize indirilmiş Gering sınıfı bir muhripti. İngilizcesi destroyer demek. Biz ise bunlara muhrip adını vermişiz. Denizciliğe ve askeri teknolojiye uzak olan izleyiciler için muhribi şöyle tanımlayabiliriz. Fırkateyn ile büyük savaş gemisi olarak tanımlanan kruvazörler arasında yer alan bir gemi türü. Fırkateyn'den daha büyük ama kruvazörden daha küçükler. Bu tür gemilerin ana görevi kendinden küçük fırkateynlerle birlikte ana savaş gemisi olan kruvazörleri ve varsa uçak gemilerini denizaltı, uçak ve küçük torpido botlarına karşı korumaktır. Uçak saldırısına karşı koruma kısmının altını bir daha çizelim. Amerikalılar bizim TCK Kocatepe muhribimizde yer alan Gerig sınıfını 1940-45 yılları arasında 98 adet olarak ürettiler. 30 yıllık bir kullanım ömrü biçildi. 1970-75 yılları arasında bu gemiler yani 30 yıl sonra ABD ordusundaki ömürlerini doldurarak donanmadan emekli edildiler. Bir kısmı da Kore, Çin, Yunanistan, Türkiye, Brezilya, Arjantin ve Pakistan'a askeri yardım kapsamında 1972-1989 yılları arasında gönderildi. Geminin orijinal adı DD-861 USS Harvard. 22 Mayıs 1945 tarihinde Amerikan tersanelerinde yapılmış. 8 Eylül 1945 tarihinde Amerikan donanmasında göreve başlamış. İsmini iki kez Navy Cross madalyası kazanan ve Leyte Körfezi'nde savaş dönen komutan Bruce Harvard'dan almış. Neocross, Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve Birleşik Devletler Deniz Piyadelerinin silahlı bir düşman kuvvetiyle savaşta olağanüstü kahramanlıkları öne çıkan denizcilere verdikleri en yüksek ikinci askeri nişan. Harvard muhribi
Amerikan Deniz Kuvvetleri'ndeyken Pearl Harbor ve Vietnam'da başarılı hizmet etmiş. 1 Şubat 1971 tarihinde ise Amerikan donanması listelerinden çıkarılmış ve 17 Aralık 1971 tarihinde Türkiye'ye satılmıştır. TCK Kocatepe adıyla Türk donanmasına hizmet vermeye başlamış. İşin ilginç yanı, Kocatepe muhribi Türkiye'ye teslim edilip göreve başladıktan yalnızca 4 gün sonra batmış. Yani kullanan personelin gemiyi tanıması için geçen süre sadece 4 gün. TCK Kocatepe üretildiği dönemde uçak gemilerinin denizaltıları korumak amacıyla dizayn edilmiş. Hava savunma sistemleriyle donatılmış. Ancak sonrasında denizaltı savunma gemisi olarak düzenlenerek başlangıçta bulunan 10 adet uçak savar topu ve 1 adet çift namlunun terapisi, büyük kalibreli bir makineli silah gibi düşünün, sökülmüş. Uçak savar silahlarının olduğu bölüm helikopter pisti olarak yeniden tasarlanmış. Bu nedenle TCK Kocatepe hava savunma silahlarına sahip olmayıp hava hedeflerine karşı sadece baraj atışı yapabilen, 2 tanesi başta, 2 tanesi de kışta olmak üzere toplam 4 namlu 5.38'lik toplara sahip. Bunlar su üstü harbi ve kara bombardıman için kullanmak üzere düzenlenmişler. Şimdi baraj atışı nedir bilmeyenler olabilir. Baraj atışı, belirli bir hedefe nişan alarak yapılan atıştan farklı olarak bir boşluğu veya sahayı doldurmak amacıyla yapılan atış türü. Örneğin bir uçak gemiye doğru dalış yaptığında geminin savaş sistemleri uçağa kilitlenmiyor. Sadece uçağın geçeceğini tahmin ettikleri ana doğru çok sayıda atış yapıyorlar. Uçağın geçmesini engellemeye başlıyorlar. Bu saldırı türüne de baraj atışı deniyor. Bu tür bir savunmanın hava saldırısını durdurmakta tesadüfen uçağı vurmak dışında pek bir etkinliği yok. TCK Kocatepe gemisi, konvoyda verilen asker, cephane ve silah taşıyan sivil askeri gemileri denizaltı taarruzlarına karşı koruyan, 127 metre boyunda, 12.4 metre eninde ve 250 mürettebatı olan bir muhrib haline getirilmişti. Yani hava savunma sistemi olmayan muhribimizi Kıbrıs'a doğru yola çıkarırken, eğer Yunan ordusu Ege'den gelirse diye düşünüp hava savunma sistemi olan gemilerimizi Ege'de bırakmıştık. Saat 9.45'te Kıbrıs'ın güneybatısında kalan Baf Limanı'nın yaklaşık 60 mil batısında Yunanistan'dan yola çıkan bir gemi konvoyunun olduğu rapor edilir. Ve konvoyu geri göndermek üzere TCK Adatepe, TCK Maraş Altdeniz Çakmak ve TCK Kocatepe olmak üzere 3 gemi görevlendirilmiş ve bölgeye intikal etmeleri emredilmişti. Ancak konvoy ile ilgili bilgiler çelişkiliydi ve konvoyun varlığı tam olarak tespit edilememişti. Bunun üzerine konvoyu tam tespit etmek için bir deniz karakol uçağı görevlendirilir. Uçaktan gelen rapor ise şöyle: gemilerin bacaları sizinkilere, yani bizim aradığımız gemilere benziyor. Kocatepe gemisinden kurtulan Subay Özhan Bakkalbaşoğlu kitabında bu konvoyun ortaya çıkışını şöyle anlatıyor. 19 Temmuz 1974 günü GES Genelkurmay'ın elektronik sistemleri demek, yani askeri istihbarat gibi düşünün. GES komutanlığının yaptığı düzenlemeler sonucu Yunan harp filosu ve çıkarma birliklerinin görev bölgeleri intikal emri aldığı tespit ediliyor. Dinlemelerle tespit ediliyor bu. Biz ise bu emri Gökçeada ve Bozcaada ile Kıbrıs'a bir amfibi hareket ve takviye gönderilmesi olarak yorumladık. Yaptığımız istihbarata göre bölgeye Yunan donanması geliyordu. Ancak saat 15.00'da harp filosu komodoru deniz kuvvetlerine ilgili sahada konvoy olmadığını, konvoy olarak nitelenen gemilerin İtalyan bandıralı ticaret gemisi ve Yugoslav bayraklı ticaret gemisi olduğunu belirten mesaj yollamıştı. Ayrıca istihbaratı veren bizim deniz karakolu uçağımızın gördüğü gemi bacaları da bölgeye gelip savaş uzaktan izleyen Amerikan ve İngiliz gemileriydi. Biz ise gemilerimizi olmayan filonun olduğu yere olmayan bir filoyu durdurmak için göndermiştik bile. Yaşanan bu tuhaf istihbarat karmaşasına rağmen dönemin Genelkurmay Başkanlığı yapılan toplantıda tam olarak tespit edilemeyen konvoyun batırılması için hava kuvvetlerine demir verilir. Bu işle de Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevlendirilir. Diğer yandan da yola çıktığı düşünülen hayali Yunan gemilerini durdurmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da TCK Adatepe, TCK Maraş Altdeniz Çakmak ve TCK Kocatepe'ye görevlendirilir. Görev olan gemilerimizin esas yeri Ege olmasına rağmen muhtemel bir savaş, yani Ege'de beklenen bir savaşa katılmaktı.
Yani genelkurmay bizim geminin Ege'de olduğunu düşünüyor. Uçaklar yola çıktığında olmayan filoyu durdurmaya çalışan bizim gemilerimiz, olmayan filonun olması gereken yere çoktan ulaşmıştı. Yani artık olmayan filonun yerinde bizim olan filolarımız gelmeyecek olan Yunan donanmasını beklemekteydi. Özetle olmayan düşmanı durdurmak için birbirinden habersiz biçimde hem hava birliklerini hem de gemilerimizi aynı noktaya göndermeye başarmıştık. Bu arada Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Ankara'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs temsilcisi Joseph Sisko aracılığıyla eğer geri çevrilmezse olmayan konvoyun batırılacağını Yunan tarafına bildirir. Sisko daha sonra bakan yardımcısı yapacaktı, hatırlarsınız. Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Arapakis de bu iddiaya karşı bizim tarafta Kıbrıs'a doğru giden hiçbir Yunan gemisinin olmadığını ısrarla belirtir. Ayrıca Arapakis'in bu cevabı o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege'de bulunan 6. filosu ve diğer Amerikan haber alma kaynakları tarafından da doğrulanır. Yani onlar da derler o tarafa giden bir gemi yok. Bu arada Arapakis o dönemde sonrasında NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı yaptığını da belirtelim. Yani NATO bir savaşa girseydi Arapakis bizim deniz kuvvetlerimizin de komutanı olacaktı. Fakat bizimkileri buna inandırmak mümkün olmaz. Muhtemelen bizim meşhur tüm dünyasında bize düşman mottosu o zaman da beyinlerimize kazınmış olmalı. Bak bize nasıl da oyun kuruyor kepereler. 21 Temmuz saat 15 gibi 1. Taktik Hava Kuvvetleri'ne bağlı 111. filo uçakları TCK Kocatepe'nin üzerinden geçti. Geminin komutanı Deniz Kurman Yarbay Güven Erkaya idi. Hatırlarsınız daha sonrasında Güven Erkaya Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanı olacaktı. Erkaya uçaklı radarda görünür görünmez tanıtma parolası olan IFF ve SIF kodlarını gönderdi. Ancak uçaklar kodu dikkate almaz. IFF ve SIF kodu nedir bilmeyen izleyicilerimiz olacaktır. Kısaca anlatayım. Bu elektronik ortamda yapılan bir dost düşman tanıma sisteminin adı. Bir uçak ya da gemi radar ekosuna girince sistem ona karşı otomatik bir şifreli kod yolluyor. Karşı taraf bu kodu alınca çözümlüyor ve bu çözümleme üzerinden de karşı tarafı dost ya da düşman olarak tanımlıyor. O da karşı tarafa kendisini tanıtan ayrı bir kod yolluyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bu olay saniyeler içinde gerçekleşiyor ve savaş araçlarının birbirinin dost ateşiyle vurması önleniyor. Fakat bizde uçaklar bu kodu tanımazlar. Niye tanımadı anlatıyorum şimdi. Bunun nedeni uçakların 1. Taktik Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar olmasıydı. Daha önce de söylediğim gibi bu uçaklar aslında Ege'de olması muhtemel bir savaşa katılmak için hazırlanmıştı. Bu nedenle de Kıbrıs harekatında kullanılacak gemi ve uçak parolalarını bilmiyorlardı. Bu uçakların ellerinde bulunan parolalar olası Ege Savaşı'nda kullanacakları parolalardı. Savaşı planlayanlar savaş anında görev ve intikal yerlerinin değişebileceğini ya da bir diğer de işte olağan dışı durumlar gelişebileceğini ne yazık ki hesaplayamamışlardı. Fakat uçaklar gemide Türk bayrağı çekili olduğunu rapor ederler. Ve sonra öğreneceğimiz gibi bir telsiz ile de sesli irtibata geçilir. Şimdi bu kısım daha ilginç, onu anlatacağız. Ama burada biraz durup çok da aynı olaya geri dönüyoruz. O savaş sırasında Birleşik Amerika'nın efsane bir Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile dönemin Başbakanı Ecevit arasında bir konuşma geçer. Bu konuşmada Kissinger'in anıları Years of Renewal yani Yenilenme Yılları isimli 1999 tarihli kitabından öğreniyoruz. Kissinger'in o sabah Ecevit'le yaptığı görüşmenin zaptı hatıratlarında şöyle yer alıyor. Ecevit, bir sorunumuz var. Yunanistan'ın inanırlığından şüpheliyiz. Yuanides Yunan cuntasının lideri, Yuanides'in verdiği şeref sözü bir oyundan ibaret. Sözlerinin gerisindeki oyunu şimdi anladık. Yunan bayrağı taşıyan her gemiye ateş açabileceğini söylüyor. Ateş açabileceğini söylüyor ama gemileri de Türk bayrağı çekiyor. Kissinger, kendi gemilerinizi batırırsanız hiç kimse de suçlayamaz. Ecevit, hayır Doktor Kissinger, onlar bizim gemilerimiz değil. Onlar Yunan gemileri. Türk bayrağı çekmiş Yunan gemileri. Kissinger, evet Bay Başbakan, eğer bunlar hakikaten Türk bayrağı çekmiş Yunan gemileri ise batırabilirsiniz. Ecevit devam ediyor. İki çeşitli yapıyorlar. Biz NATO müttefikiyiz. Türk pilotlar kodumuzu biliyorlar. Onlar yani Türk bayrağı çekmiş Yunan gemileri Türkçe konuşuyorlar. Pilotlarımızla da bizim kod kelimelerimizi kullanarak temas kuruyorlar. Yunanistan'ın sözlerine daha fazla itimat edemeyiz. Şimdi bu ilginç konuşmanın üzerinden bir tekrar geçelim.
Yunan devletinin ya da cuntasının başındaki Dimitros Yunanides, savaş öncesi Yunan ordusunun Kıbrıs'taki savaşa müdahil olmayacağına dair bir şeref sözü veriyor. Hatta diyor ki, eğer Yunan bayraklı bir savaş gemisi görürseniz vurabilirsiniz. Fakat hem Ecevit hem de Kurumay kadro bunun bir oyun olduğunu da ısrarla ki yanılacaklar. Bizim pilotların gemide Türk bayrağı çekili uyarısında Yunanlılara bizi kaldırıyor diye algılıyorlar. Oyun bozmak ve komploları açığa çıkarmak bizim işimiz. Konuşmada Kissinger'de bence dalga geçiyor ve şöyle diyor. Kendi geminizi batırırsanız kimse sizi suçlayamaz. Ecevit cevap veriyor. Hayır doktor Kissinger. Onlar bizim gemilerimiz değil. Onlar Yunan gemileri. Türk bayrağı çekmiş Yunan gemileri. Bu konuda da inanılmaz ısrarlıyız. Kissinger şöyle cevap veriyor. Evet Bay Başbakan. Eğer bunlar hakikaten Türk bayrağı çekmiş Yunan gemileri ise batırabilirsiniz. Hani madem öyle batırın da görünmeyelim de sanki. Fakat Ecevit her Türk vatandaşı gibi oyunları ve komploları bozma uzmanı. Bakın ne diyor. İki çeşitli yapıyorlar. Biz NATO müttefikiyiz. Türk pilotlar kodumuzu biliyorlar. Onlar yani Yunan bayrağı çekmiş Yunan gemileri Türkçe konuşuyorlar. Pilotlarımızla Türkçe ve bizim kod kelimelerimizi kullanarak temas kuruyorlar. Yunanistan'ın sözlerine daha fazla itimat edemeyiz. Burada anlıyoruz ki gemilerle sesli irtibatta kuruluyor. Gemiler biz Yunan gemisi değiliz diyor. Anlatmaya çalışıyorlar ve savaşta kullandıkları kodu söylüyorlar. Pilotlar genelkurmaya kodu iletiyor. Genelkurmay kodu doğru oluyor. Evet bu kod doğru ama bu Ege'deki savaş güçlerinin kodu. Ama demek ki bu durumda kodu ele geçirmiş olmalılar diye düşünüyorlar. Nasıl bir oyunsa artık bütün savaş kodlarımızı biliyorlar. Gemilerine Türk bayrağı çekip son derece akıcı biçimde Türkçe konuşuyorlar. Hatta küfür ediyorlar. Üstelik istihbarat raporlarımız çelişkili. Amerika Birleşik Devletleri bizi arayıp Yunan gemisi yok diyor. Ama bize tabii kül yutturmak ne mümkün. Bütün dünya bizi komplo kuruyor ama biz oyunlarını şipşak çözüyoruz kafası bu. Bu kafa sanırım o dönemde de epey yaygınmış. Gemi personeli uçak pilotlarının birbiriyle yaptıkları sohbetleri o dönem hareket subayı olan Işık Biren'e şöyle anlatıyor. Işık Biren şöyle anlatıyor. Işık Biren'den dinliyoruz şimdi. Aramızda 140 mil mesafe var. Nereden baksanız 4 saate yakın bir yol. Bu arada bizim radar ekranında birden uçaklar belirdi. Sonradan öğrendik ki değişik sortilerle 86 kez uçak gönderilmiş. Bize verilmiş paraları alıp geminin savaş harekat merkezine girip uçaklarla telsiz telefonu teması kurdum. Dedim ki çocuklar yanlış iş yapıyorsunuz. Buradakilerin hepsi Türk gemisi, paralar da şu. Pilotlar bana bir türlü inanmıyor. Hepsine negatif 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 diyor. Çok sinirlendim. Siz satı kuvvetleriyle uğraşmayın. Sahili defolup terk edin. Diyerek galiz şeyler söyledim. Bastım kalayı. Pilotların kendi arasında konuşmaları da dinliyorum. Birisi adam çok güzel küfür ediyor. Bu kadar aldatma olamaz diyor. Tüm bu konuşmaların ardından 111. filo uçakları konuşmaları kendi hareket merkezine aktarır. Ama bu emri tekrarlanır. Bunun üzerine pilotlar gemileri bombalamaya başlarlar. Emir. Kocatepe muhribinin güvertesinde kocaman bir Türk bayrağı açılır. Gemi porselerinden gelen biz Türk gemisiyiz bombalamayız feryatlarını aldırmazlar. Bu harekatın ismi ise eminim duyunca çok şaşıracaksınız. Evet harekatın ismi neydi biliyor musunuz? Şenlik başladı. Kara mizah yapalım dense eminim bundan daha orijinal bir isim bulunamazdı. 21 Temmuz 1974 Pazar günü saat 11 civarında Genelkurmay Harekat Merkezi'ndeki tüm görevliler gergin ve tedirgin bir bekleyiş içindedirler. Konvoyun varlığı konusunu herkes kendini inandırmıştır. Deniz karakol uçakları, bölgedeki keşif uçuşları herhangi bir konvoy görmemiş olmalarına rağmen özellikle Anamur radar istasyonunda konvoy halindeki gemiler görülmeye devam ediyor ama. Gördükleri konvoy ise iki ticaret gemisi ve bizim üç muhribimizdi. Evet bölgedeki beş gemi Türk telsizcileri tarafından bölgeyi terk etmeleri için uyarılırlar. İki ticaret gemisi derhal bölgeyi terk eder. Ancak diğer üç gemi yani Türk muhribleri Kocatepe, Adatepe ve Maraşal Çakmak Yunan gemileri için yapılan bir uyarı olduğunu düşünüp bölgeyi terk etmezler. Emredilen görev yönlerine doğru yollarına devam ederler. TCK Kocatepe ilk bomba 15.05'te atılır. Uçakların saldırısı yaklaşık 5 saat sürer. Vurulan gemi sadece TCK Kocatepe'de değildir. Aynı hayali görev yerine intikal ettirilen TCK Adatepe, TCK Maraşal Fethi Çakmak da yer alır. Gemiler arasındaki tüm haberleşme kesilir. Aldığı ağır yara sonucu Kocatepe olduğu yere çakılı kalır. Öteki iki gemi TCK Adatepe ve TCK Maraşal Fethi Çakmak uçak saldırısından korunmak için zikzaklar çizerek Anadolu sahiline doğru kaçmaya başlarlar.
Uçaklar tekrar sortu yapabilmek için savaş alanından çekilince Marshal Fethi Çakmak gemisi karar değiştirip ağır yaralı Kocatepe'nin yardımına yani mürettebatı kurtarmaya gider. Fakat uçaklar yine belir. Bombalama yeniden başlar. Geminin patma ihtimali belirince Marshal Fethi Çakmak gemisi de denize dökülenleri bırakıp oradan kaçmak zorunda kalır. Saat 16 itibariyle TCK Kocatepe az sayıdaki savunma gücünden biri olan 52 nolu topu devre dışı kalınca ki ayrıca top personelinin yarısı da çatışmada kaybedilir. Geminin kontrolünü sağlayan sistemler tamamen susar. Roketlerin isabetleri birçok elektronik harp sistemini devre dışı bırakmıştır. Ayrıca gemide cephanelere doğru yol alan ve durdurulamayan bir büyük yangın başlar. Elektrik devrelerinin kesilmesi sonucu gemi elektriksiz kalır. Hem yangın söndürme sistemleri hem de geminin yaralardan aldığı suyu tahliye eden bütün sistemler iptal olur. Gemi aldığı ve tahliye edemediği su yüzünden kış tarafından denize doğru gömülmeye başlar. Gemi komutanı Denizkurmay Yarbay Güven Erkaya saat 15.45 sularında hava taarruzlarının duraksaması üzerine gemiyi terk emrini verir. Gemiyi terk sırasında uçakların geri dönme ihtimaline karşı da denize indirilen filikaları korumak maksadıyla henüz devre dışı kalmamış 51 nolu top personelini gemiyi en son terk etmesi emriyle gemide bırakır. Geminin kaptanı Kurmay Erber Güven Erkay yıllar sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Konuya ilişkin şöyle diyecekti. İyi ki Kocatepe muhribinde hava savunma sistemleri yokmuş diye düşünmemek elde değil. Ya olsaydı? Kesin Kocatepe muhribiyle birlikte birkaç savaş uçağımız ve birkaç pilotumuz da muharebe zayiat olarak tarih sayfalarına geçerdi. Fakat tabi saldıranlar Yunan uçakları olsaydı ne olurdu konusuna hiç girmemiş. Evet, eğer TCK Kocatepe hava sistemleri sökülmemiş olsaydı uçakların en azından bir kısmını düşürecekti. Böyle bir durumda hem gemi personeli hem de hava personeli birlikte kaybedilecek, belki de Yunanistan'la karşı Ege'de bir savaş başlatılmış olacaktı. TCK Kocatepe saldırıya uğradıktan sonra saat 16 itibariyle bulunduğu Baf Limanı'nın 320 derece kertesinde 25 milde olduğu TCK Marşal Fethi Çakmak tarafından Genelkurmay'a bildirilir. Geminin son mevkinden akıntıyla hareket edip Kıbrıs Baf açıklarına gelmesi ya da geminin infilak etmediği takdirde karaya oturma ihtimaline karşı saldırıya uğramış da olsa karşı TCK Transtepe gemisi personel gemide ise yardım etmek, gemiyi terk ettiyse de gemiyi batırmak amacıyla görevlendirilir. Ancak saldırının başlamasından 5 saat sonra saat 22.00'da TCK Kocatepe gemisi infilak eder, ortadan ikiye bölünerek Akdeniz'in mavi sularına 54 askerimizle birlikte gömülür. TCK Kocatepe personelinin çoğu ise geminin batmasından çok önce saat 15.45'te gemiyi terk etmişti. Gemi personelinin kurtarılması da başlı başına ayrı bir hikayedir. Uçakların yeniden dönüp kurtarma botlarında batırması ihtimali hala canlıdır. Plikalar ilk gemiye çıkışta birbirlerine iplerle bağlanır. Burada amaç kurtarmaya gelen gemilerin kulağı görmesi, çabuk müdahale edebilmesidir. Ancak saldıran uçakların yeniden dönme ihtimali belirince ve denizde çok dalgalı olması nedeniyle plikalar birbirinden yeniden ayrılır. Plikalar 3 ayrı gruba bölünerek farklı yönlere doğru ayrılırlar. Böylece en azından tekrar saldırı olursa bazı plikaların kurtulması beklenir. Birinci grup plikalarda yer alan 39 personel bir Lübnan konseri tarafından tesadüfen kurtarılır. İkinci grupta yer alan 112 personel ise çatışmayı haber alan ve kurtarmak için yola çıkan Larnaca İngiliz üssündeki Andromeda gemisi tarafından ve kurtarmaya katılan bizim TCK Berk gemisi tarafından kurtarılır. Denizde ölen askerlerin naaşları Kıbrıs sahillerine vurur. Gemi komutanı Denizkurmay Yarbay Güven Erkaya ve Deniz Üsteğmen Özhan Bakkalbaşoğlu'nun olduğu 42 kişilik 3. grup ise çatışmadan 48 saat sonra, evet gerçekten 48 saat sonra bir İsrail okul gemisi olan ve adı denizin başlangıcı anlamına gelen Mevotyam tarafından kurtarılır. Yine tesadüfen tabii. Geminin İsrailli kaptanı Rowan, 16 yaşına kadar İstanbul'da yaşamış bir eski İstanbul olduğunu hatırlatalım. Rowan, 24 yıl sonra bu kurtarmanın hikayesini Emin Çalışan anlatmıştır. Bulursanız bu ilginç hikayeyi okup bir gün okuyun isterim. 54 askerin şehit olduğu gemiden kurtulan Emin Sacit Kemenoğlu yıllar sonra o günü El Cezire Türk'e şöyle anlatır. Biz 4 kişilik bir sala 11 kişi tutunuyorduk. 4 kişilik sala 11 kişi.
Acil durum paketlerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, yani 30 yıllık sular vardı. Susuz kalma tehlikesine karşı onları içmiyor, adeta yalayarak tasarruf bir şekilde kullanıyorduk. Rahmetli Güven Erkaya yakınımızda bulunan bir diğer saldaydı. Kurtulana kadar silahını bırakmadı. Tabii zor bir şey denizde olmak. Karayı görseniz bir ümidiniz olur. Geceyi denizde geçirdik, biz 11 kişiydik. Bizimle birlikte assubayımız Erol Başkedikli vardı. Eğer o olmasa aklımızı yitirirdik herhalde. 2 gün boyunca Kıbrıs taş ucuna çıkacağız diye bizi yüzdürdü. Kurtarıldıktan sonra ise ne taş ucu yahu, ben zihinsel olarak sizi meşgul etmek için salı yüzdürüyordum dedi. 2 gün boyunca kendi moralini bozmadığı gibi bizim de moralimiz yüksek tuttu. Bu satırlar kurtarma içindeki vahim durumumuzda gözler önüne sermektedir aslında. Diğer hasar alan gemilerimiz TCK Adatepe, TCK Maraş Arpeleri Çakmak'ta yaralı olarak Mersin limanına ulaşmaya başarmıştı. Olaydan bir yıl sonra batan gemimizin yerine Gearing sınıfından 35 yıllık bir diğer mühürtü olan USS Norris DD-859 alınmış. Ve o gemiye de yine aynı isim ve numarayla TCK Kocatepe D-354 adı verilmiştir. Geminin kendi uçaklarımız tarafından batırılışı olaydan bir yıl sonra kamuoyuna duyuruldu. Ayrıca hatırlatmak isterim, bir gemimizi batırdık, 2 gemi de yaraladık. Uçaklar daha etkin saldırsaydı, hava sistemi olmayan 3 gemini rahatlıkla batırabilirdi. Bu vahim olayın sorunları belirlenemedi. Bu büyük hata utanç vesilesi sayıldı. Muhtemelen Kıbrıs harekatını gölgeleyeceği, belki de kurumsal kimliği yıpratacağı düşünüldü. Sorumluluk sahibi kişiler de suçu birbirlerinin üzerine atarak kendilerini felaketin dışında tutmaya çalıştılar. Sonuçta bu olayın sorumluları bulunamadı, haklarında kovuşturma da açılmadı. Basit bir dost ateşi olarak olay kabul edilip üzeri bir sis perdesiyle usulca örtüldü. Aslında olan biteni soğukkanlıkla değerlendirdiğinizde tek bir hata değil. İşin siyasal yapısından, zihinlerimize yüklenen ideolojilerden, teknolojik yetmezliklerin, planlayamamanın ve hatta kişisel egoların içinde olduğu askeri sivil büyük hatalar zinciri görürsünüz. Asker hataları saymak beni aşar. Konunun uzmanları dilerim bu konuda gereken dersleri çıkarmıştır. Ama yukarıda bahsettiğimiz sivil hatalar, yani zihinlerimize yüklenen ideolojilerin değiştiği konusunda ne yazık ki iyimser olamıyorum. Planlama, iletişim, basit insan hırsının gerçeği örtbas etmesi, gerçekle yüzleşememe, gerçeği kötü ve rahatsız kabul etme, yerinden değil uzaktan yönetebileceğini sanma, liyakatin görmezden gelinmesi, acil durum ve kriz anları planlarının yapılmıyor oluşu, bir bütün olarak organizasyon zaaflarımız bugün de sürüyor. Ve hala tarihi sadece övünecek olayların sunumundan ibaret sanıp duruyoruz. Ve kurduğumuz saçma hayal dünyasının yanıltan konforunda yaşamayı bir beceri addediyoruz. Evet dostlar, ilk konumuzu burada bitirdik. Kendi gemimizi, kendi uçaklarımızı elin biçimde batırmanın, 2 gemide yaralamanın hikayesi bu. Şimdi evet, isteyen istediği hakikati çıkartmakta özgür. İsteyen istediği doğruyu ya da yanlış da tabii. Önümüzdeki hafta madem konusunu açtık, Kıbrıs'ta aslında ne olduğundan devam etmek istiyorum. Bugün adı geçti. İzninizle çok kısa biçimde Dimitros Ioannidis'e değinmek istiyorum. Bu önümüzdeki haftamda bir ön hazırlığı olarak kabul edin. Sakın ayrılmayın, çok kısa değineceğim. Dimitros Ioannidis 13 Mart 1923 doğumlu bir Yunan askeri. Ve sonrasında bir Yunan diktatörü olacak. 1967 yılındaki darbenin de planlayıcılarından biri. Sonrasında ise bu azimli arkadaş destek olduğu darbe liderini devirip 1973 yılında da kendi kişisel darbesini gerçekleştiriyor. Yunanlarla ilginç benzerliklerimiz oluyor zaman zaman. Darbeden önce ise S adı verilen bir özel polis departmanında komutanı. Darbeyi de bu S ile mümkün kılıyorlar. ESA 1951 yılında Yunanistan İç Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra ülkenin NATO'ya girmesinden de hemen önce kuruluyor. O zamana kadar ordunun ayrı bir polis gücü yok. Askeri görevler jandarma tarafından yürütülüyordu. ESA'nın adamları mavi yakalı ve beyaz kolluklarla ayırt edici bir üniforma giyiyorlar ve büyük ahşap sopalar, kulüp adını veriyorlarmış o sopalara, taşıyorlar. Biraz sanki Hitler'in kahverengi gömlekleri gibi mi? 1967'de iktidar ele geçirdikten bir kısa bir süre sonra Junta lideri Yorga Papadopoulos, ESA'nın başına sonradan kendisine de darbe yapacak olan Dimitros Ioannidis'i atar. Papadopoulos 1967 darbesinden sonra sıkı yönetim ilan ettiğinde ESA'nın gücünü daha da artırır. ESA Dimitros Ioannidis yönetiminde 20 bin kişilik ağır silahlara da sahip bir güce ulaşır.
Hepsi filmleri çekilesi, romanları yazılası ayrı bir hikaye olan baskı, zulüm, akıl almaz işkencelere dolu bir dönem Yunan halkının üzerine kara bir bulut gibi çöker. Sonrasında ise Dimitros Ioannides'in edindiği bu güçle kendi darbesini yapar ve Yunanistan cuntasında lider olur. Kıbrıs'ta olan olayları, Kıbrıs Savaşı'na giden süreci ve Yunanistan içine düştüğü bu dramla birlikte kavramamız gerekiyor. Yani bir uçta faşist bir cuntanın hayal dünyası, diğer uçta da tüm dünyayı kendine oyun kuruyor sanan bir başka hayal dünyası mevcut. Bu iki dünyadan da Kıbrıs Savaşı doğuyor. Anlatacak hikaye çok ama sözü fazla uzatmıyorum. Programı beğendiyseniz ve yenilerimi çekmem için beni teşvik etmek isterseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalı takip alalım. Bütün güzellikler size olsun sevgili dostlar. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.